Yusuf Kaplan Kalbini yitirmişsen gözüm var deme boşuna, göremezsin. Göz emperyalisttir, tahakküm kurar. Kalp gözün tahakküm kurma oyununu bozar. Göz sınırlar, kalp sınırları yıkar. Göz göstererek anlamı sınırlar. Kalp gizleyerek anlamı açar, ışık saçar. Göz görmez, gösterir, Radar gibidir gözün görmesi, radarın görmesi gibi. Radar tarar ve arar. Göz de tarar ve arar. Radarın görmesi aradığını bulmasıyla sınırlıdır. Gözün görmesi de buna benzerdir. Ama bunun aşılması gerektiğinin farkındadır göz. O yüzden gözün görmesinin ötesine taşan bir idrak, bir anlama kaygısı, gözün tahakküm kurma çabasını kırar. Bu anlamda bir şeyin hem iç hem de dış boyutunu görebilme, insanın aradığını bilme, bulma ve olma yolculuğuna çıkmasıyla gerçekleşmeye başlar. Bu da kalple gerçeğe dönüşür. İnsan bunu görebilir mi? Her insan bu varoluşsal kaygıların farkında ve şuurunda mıdır? Elbette ki hayır. Göz bir şeyin dış yüzeyini, kabuğunu görür ve gösterir ama gösterdiği şeyin içi, özü, ötesi olduğunu ima eder gibidir. Meselenin püf noktası da burada gizlidir. Akıllı telefonlar bizi kendilerine aşık eden cellatlar. Göz, bil fiil görme aracı değil, bil kuvve görme aracıdır. Göz, görüneni göründüğü haliyle gösterir ama gözün derdi görünenin, gözün gösterdiği şeyin anlamı üzerinde potansiyel olarak kafa yorabilme imkanına, görünmeyene, görünenin ardında gizli olan anlama ve dünyaya dikkat çekmektir. Özetle göz gösteremez aslında. Göz dikkat çekmek ister. Anlama görünenin ardında yatan dünyaya, anlam dünyasına yani. Görmek görünenleri görmekle gerçekleşmez. Görmek görünemeyenleri de görebildiğimizi gördüğümüz zaman gerçekleşebilir. Görünenleri görerek gördüğünü söyleyen kişi aslında göremediğini gösteriyor demektir. İşte televizyon, sanal dünya akıllı telefonlar bu noktada bizim insani melekelerimizi dondurur, bizi celladına aşık eder. Mutlak sahtenin ışıltılı ayartıcı dünyasının ve nesnelerinin gönüllü kölelerine dönüştürür. Hikmetin gözü basiret. Bir şeye sadece lizatihi bakarak anlayamayız. O şeye aynı zamanda li de bakabildiğimiz zaman anlamaya başlayabiliriz. Daha açık bir ifadeyle söylersek, bir şeyi sadece kendisine ve sadece kendisi açısından baktığımız zaman anlayabilmemiz çok zordur. Hatta imkansızdır. Bir şeyi sadece kendisi açısından bakmak hiçbir şeyi görememekle, idrak edememekle, anlayamamakla sonuçlanır. Bir şeyi başka şeylerle ilişkisi veya ilişkisizliği, irtibatı veya irtibatsızlığı, benzerliği ya da benzersizliği, uyumu veya uyumsuzluğu gibi türlü açılardan da görmeye çalıştığımız zaman o şeyi bir hakkın görme, idrak etme, anlama yolunda mesafe kat edebiliriz. Aynı şekilde bir şeyin sadece dışına, dış yüzüne bakarak o şey hakkında tutarlı hükümde bulunamayız. O şey hakkında tutarlı bir hükümde bulunabilmemiz için o şeyin içine, iç yüzüne de bakmamız, nüfuz edebilmemiz, künhüne vakıf olabilmemiz icap eder. Buna hikmet diyoruz işte. Bir şeyin sadece dışına bakmak, o şeyin özüne dair hiçbir şeyi görememekle sonuçlanır. Bir şeyin sadece içine bakmakla yetinmekse, o şeyin nasıl göründüğünü idrak edememekle Sözün özü bir olguyu ya da bir durumu sadece görünüşüne sadece kendisine bakarak anlayamayız. Anlaşılmaz kılarız sadece. Gözün tahakküm kurmasının önüne geçebilmeliyiz. Bunun yolu kalbi akleden kalbi devreye girdirmekten geçer. Göz görüneni, dış yüzeyi, kabuğu gösterir. Kalp görünmeyeni görür, bizi anlama ve anlamaya götürür. Sanat tarihçisi Ernst Gombrich, çıplak göz kördür derken, görme sorununu, idrak anlama meseleleriyle irtibatlı, köklü ve karmaşık bir sorun, yani sadece estetik değil, aynı zamanda ontolojik bir mesele olduğunun farkındaydı. Çıplak göz, yani basar, sadece hasarları görür. İç veya deruni göz anlamına gelen basiretse hisarlar örer. Şunu söylüyorum o yüzden. Kalbini yitirmişsen gözüm var deme boşuna. Göremezsin. Yusuf Kaplan Yeni Şafak